Merhaba sevgili izleyiciler. Eylül ayı genel değerlendirmesine hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, yaşam enerjimiz Güneş 23 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Bu da özellikle iş, hizmet, çalışma, eğitim, sağlık, seyahatler, beslenme ile ilgili konuların biraz daha gündemimizde yer alabileceğini işaret ediyor bu dönemde. 5 Eylül'de Venüs Başak Burcu'na geçecek. Dolayısıyla bu alanlarda Venüs'ün yardımıyla bazı desteklerle karşılaşabiliriz. Şanslı gelişmeler olabilir, fırsatlar karşımıza çıkabilir, sorunların çözümü daha kolay olabilir. Özellikle toprak grubu burçlar için, Başak, Boğa ve Oğlak burçları için Güneş'in ve Venüs'ün Başak Burcu'ndaki seyri daha olumlu bu ay içerisinde. İletişim gezegenimiz Merkür 2 Eylül'de Terazi Burcu'na geçiyor ve Merkür 28 Eylül'e kadar Terazi Burcu'nda olacak. İletişimle ilgili konularda düşüncelerimiz ve zihinsel yapımızda biraz daha işbirlikleri öne çıkabilir. İlişkilerde denge ve uyum arayışımız, bilgi alışverişi ve paylaşımlar ön planda olabilir. Diplomatik değerler daha güçlenecektir. Denge ve uyumu daha kolay sağlayabiliriz. Olaylara objektif yaklaşabiliriz. Entelektüel paylaşımlar, sanat, güzellik, estetikle ilgili değerler, hukuksal hak, hukuk kavramları Merkür Terazi Burcu'ndayken çok daha fazla destek alabilir. Özellikle hava grubu burçlar, ikizler, terazi ve kova burçları Merkür'den daha fazla destek görecekler 28 Eylül'e kadar. Enerji gezegenimiz Mars, ayın ilk yarısı Akrep Burcu'ndaki seyrini sürdürecek. Dolayısıyla daha kararlı, hırslı, tutkulu davranabiliriz. İlişkilerde ve iş hayatımızda mücadeleler biraz daha yoğunlaşabilir. Mars burada enerjimizi olumlu ya da olumsuz çok güçlü olarak ortaya çıkarabileceğimizi işaret ediyor. Satürn'le etkileşimi de devam ettiği için bazı zorlayıcı durumlar, özellikle sabit grup burçlar için, Kova, Boğa, Akrep ve Aslan burçları için zaman zaman Mars'ın Akrep'teki bu seyri zorlayıcı olabilir. 14 Eylül'den itibaren Mars Yay burcuna geçecek. Biraz daha artık rahat enerjiler gündemde olacak. Mars Yay burcunda çok zorlayıcı değildir. Daha iyimser, daha girişken, daha hevesli bir yapısı vardır. Özellikle Mars burada maceracı olabilir. Daha seyahatler, iletişimle ilgili konular, eğitimle ilgili faaliyetler için biraz daha enerji harcamamız kolaylaşabilir. Özellikle ateş grubu burçlar, Koç, Aslan ve Yay burçları Mars'ın pozisyonundan daha fazla destek alacaksınız. Evet, bu ay tabii ki yine bir dolunayımız ve yeni ayımız var. 9 Eylül Balık burcu dolunayı. Biraz hassasiyetlerin artabileceği bir dönem. Duygusal konulara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle değişken grup burçlar, Balık, Başak, İkizler ve Yay burçları için duygusal dengemizi korumak dolunay öncesi ve sonrasında biraz zorlaşabilir. 9 Eylül, 8 Eylül ve 13 Eylül arasında dikkat etmemiz gerekiyor. Balık burcunda yaşamımızdan çıkarmak istediğimiz, değiştirmek ve dönüştürmek istediğimiz konulara daha rahat karar verebilir ve bazı farkındalıklar elde edebiliriz. Ay sonunda 23 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçince işbirlikleri ve ilişkiler konusu daha fazla öne çıkacak ve 24 Eylül'de Terazi Burcu yeni ayı var. Keyifli bir yeni ay var. Olumlu enerjiler gündemde. Özellikle ilişkiler ve işbirlikleri alanında çok destekleyici gelişmeler olabilir. Yeni başlangıçlar gündemde olabilir. İkizler, Terazi, Kova ve Koç burcu için bu yeni ay yeni fırsatlar çıkarabilir. Aslan ve Yay burçları için de şanslı etkiler devrede olacak. Evet sevgili izleyiciler, lütfen burcunuzda ve yükselen burcunuza göre aylık videolarımızı izlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.